Teşekkür ederim. Öncelikle uşak olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İsmim Mustafa Nurullah Albayrak, Türk Ulaşım Sendikası'nın genel başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Kamusen basın yayından sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Genel başkan yardımcımız Ahmet Özkan Ertekin Bey ve İzmir Şube Başkanımız Kazım Sayın Başkanımızla beraber ziyaretlerimizi bulunmak üzere Uşak'ı dinledik. Dün Kütahya'daydık, Tunç Bilek Tavşanlı. Bugün buradayız. Yarın nasıl olsa başka ile geçeceğiz. Tabii ülkemizde ve dünyada görünen koronavirüs COVID-19 münasebetiyle tabii ki Mart ayının 11'inde ilk vakanın görülmesiyle beraber tabii ülkemizde de çeşitli kısıtlamalar olmuştu. Bizler de bu kısıtlamalara Türkiye Kamusen ve Türk Ulaşım Sendikası olarak azami gayret gösterdik. Tabii alana inmedik o süreçte. Biz çalışmalarımızı teşkilatlarımız mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle ve WhatsApp hattıyla üyelerimizin sorunları, problemlerini bu surette çözme gayretinde bulunduk. Tabii normalleşme süreciyle beraber ülkemizde Haziran ayıyla beraber de sosyal mesafeyi, temas ve hijyene dikkat ederek arkadaşlarımızı iş yerlerinde ziyaret edip arkadaşlarımızın problemlerini, sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını dinlemek adına biz de illeri ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle de hem bugün Uşak Devlet Hava Meydanları'na, havalimanlarına ziyaret ettik. Oradaki arkadaşlarımızın sorunlarını, dertlerini ve sıkıntılarıyla istişarelerde bulunduk. Aynı zamanda öğleden sonra da demir yollarındaki arkadaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Onların problemlerini, sorunlarını, taleplerini, sıkıntılarını aldık. Bunlar da çözümlerine verecekleri burada çözümlemek üzere muhataplarla büyük problemler, sıkıntıları ve önerileri, taleplerini de Ankara'da muhataplarına, gelen müdürlerimize götürmek suretiyle arkadaşlarımla istişarelerde bulunduk. Öncelikle gerçekten Uşak'ta olmanın hem hava sıcak ama insanları da sıcak, böyle bir güzel bir şehirde olmanın gerçekten mutluluğunu yaşadık. Daha önce genel başkan yardımcımız birkaç sefer geldi ama biz Güneydoğu'yu geziyorduk. Bu vesileyle bizler de buraya teşrif ettik. İnşallah ilerleyen zamanlarda, Allah nasip ederse inşallah, tekrar arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Öncelikle hedefimiz önümüzde 2021 yılındaki bir toplu sözleşme süreci var. Bunu arkadaşlarımıza bu bilinçle anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın, memurlarımızın olması gereken sosyal özlük kayıtlarının, mali hatların kayıtlarının telafisi noktasında biz toplu sözleşme masasına oturmak adına arkadaşlarımıza biz hem taleplerini alıyoruz, aynı zamanda da çözüm bekleyen onca memur arkadaşlarımızın problemlerini, sorunlarını o masaya götürmek adına arkadaşlarımıza istişarede bulunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye Kamusen Genel Başkanımız, aynı zamanda da Türk Sağlık Sen Genel Başkanımız Önder Kahveci beyefendinin de Uşak'taki tüm kamu çalışanlarını selamlarını, sevgilerini getirdim. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm teşkilatlarımız, Türkiye Kamusen'e bağlı iş kollarımız, eğitim, sağlık, büro, ulaşım, tüm 11 iş kolumuzda, tüm genel başkanlarımızla, teşkilatlarımızla alanda canla başla çalışıyorlar. Bizler söylediğim gibi öncelikle hem ülkemizden hem de dünyadan bir an evvel bu COVID-19 virüsünün bir an evvel inşallah bertaraf olması ve beklenilen daha müreffeh, daha refah, daha güzel günlere kavuşması inşallah hem insanlığın hem de tüm dünyanın temelimiz başta bu. Ama öncelikle burada bulunma sebebimizin bir tanesi önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde arkadaşlarımızın taleplerini, problemlerini, sıkıntılarını biliyoruz. Yani hastalığı da biliyoruz, teşhis ve tedavisini gerçek anlamda da işin ehli olan Türkiye Kamusen'in ve Türk Ulaşım Sendikası'nın önümüzdeki yılda toplu sözleşme masasında tüm arkadaşlarımızın sesi ve nefesi olması adına o masada oturması için hem kendimizi anlatıyoruz hem arkadaşlarımıza da varsa bir bu noktada önerileri, talepleri bunları da alıyoruz. Öncelikle bulunma sebeplerinden bir tanesi arkadaşlarımıza istişareler ve önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde hem 3600 ek gösterge, vergi dilimleri ve bekleyen onca birçok problemleri, sorunları o masada çözmek adına geçmişte Türkiye Kamusen'in yapmış olduğu başarıları ki işte aile parası, çocuk parası, tüm kamu çalışanlar arkadaşlarımız bilir. Denge tazminatı gibi birçok hak ve menfaatlerini korumak adı altına yapmış olduğu kazanımları kazanç hanesine nasıl yazdırıldıysa önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde bunları da
çok daha iyi. Toplu sözleşme sürecinden önce bizim yapmış olduğumuz görüşmelerde yapmış olduğumuz bunlar, almış olduğumuz başarılardı. Toplu sözleşme sürecinde inşallah önümüzdeki sene o masaya oturduğumuzda hak nasıl alınmış, nasıl arkadaşların problemleri çözülmüş, bunu tüm kamu çalışanları görecektir. Bu vesileyle bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ben çok değerli basın mensubu siz arkadaşlarımıza ve Türkiye Kamusen temsilcimize, vekal eden Türk Sağlık Danışıyor Başkanımıza ve tüm kamu çalışanlarımıza, Uşak'daki tüm hemşehrilerimizin, çünkü burada bizim bir de Sivaslı ilçemiz var. O vesileyle biz kendimizi de tabii burada Uşaklı olarak görüyoruz. Hepsine de sevgilerimiz, saygılarımız, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Tamamdır başkanım.